bitmemişti. O yüzden Seyrek Adıgil ile başlayalım. Buyurun Seyrek Hanım. Ya şöyle, aslında çok basit bir soru soruyoruz Gökmen Bey. Dediğimiz gibi oradaki Amasra'da 41 işçimize, madencimize mezar olan yer Ağdamarı diye geçiyor. Bunu da bildiğimden bir Sayıştay raporundan okuyorum. 2017 tarihli. Ağdamarı'ndaki bizim mevcut kömür rezervimiz 16 milyon ton. B sahası var bir de. B sahasında 606 milyon ton kömür var. İkisi de devlete ait. Devlet ne yapıyor? AKP iktidarı ne yapıyor? A sahasında çok azalmış olmasına rağmen kömür, bizim işçilerimizi, madencilerimizi yerin 350 metre altına yolluyor. İş güvenliği uzmanı yok ortada. Doğru düzgün bilimsel donanım yok ortada. Yapılan uyarılara rağmen tedbir alan yok ortada. Öbür tarafta bir B sahası var. Bu B sahasında neredeyse madencilerin ifadesiyle toprağın hemen altında servet yatıyor. Bu serveti ne yapıyor aynı devlet? Kendisi çıkartmak yerine Hattat diye bir şirkete peşkeş çekiyor. Yani TTK'yı yerin 7 kat altında çalıştırırken işçilerini, devletin memurlarını, B sahasını bir özel şirkete, Hattat'a peşkeş çekiyor. Kim o Hattat'ta, hatırlatalım Sayın Mehmet Hattat. Hatırlıyor musunuz, bir ara böyle yerli uçak sipariş vermişti. Sizden de yerli uçak bekliyoruz demişti. Kendi enturajında, kendi etrafındaki, tırnak içindeki iş insanlarından bir tanesi. Bunu bu şekilde yapıyorlar ve burada şeyi sorusunu sorduğumuzda, neden kardeşim? Bizim ya bu madenler. Biz neden kendi madenlerimizi en gelişmiş şartlarda kendi insanlarımızın can güvenliğini koruyarak çıkartıp devletimiz kazanması varken neden şirketlere peşkeş çekiyoruz bunu? Birinci ve en önemli soru olarak bu da karşımızda duruyor. Öbür tarafı var bir de işin. Az önce bahsettikleri, benim de konuşmanın başında anlatmaya çalıştığım. İş denetçilerinin sayısını azalttılar. İş müfettişliği kavramını neredeyse ortadan kaldırdılar. Ya işverenlere yönelik hiçbir servisi, hiçbir kazanımları diyeyim, yani işçilerin süreç içinde elde ettiği hiçbir kazanımı uygulamayan bir hükümetle karşı karşıyayız. Yani bir tek bu alanda değil, her alanda bu böyle. Sadece madende mi insanlar ölüyor? Gelin biraz daha genele bakalım, genel rakamlara bakalım mesela. Sadece madende ölmüyor ki bizim insanlarımız. Sadece geçtiğimiz iki sene, 2021-2022 toplam hayatını kaybeden, iş cinayetlerinde öldürülen işçi sayısı 4597. Bu ülkede son 2 yıldır her ay 190 işçi hayatını kaybediyor. Bunların hiçbiri ne tesadüf ne de böyle, nasıl diyeyim, kader, kısmet vesaire. Bunlar çok bilinçli politikalar. Çünkü işçinin canını koruyabilmek için patronun masraf etmesi lazım. Bizim devletimizde işçilere ait bir devlet değil, patronlara ait bir devlet. O yüzden meclise gelen her şeyde zaten biz patronperver cemiyeti gibi davranıyoruz. O yüzden bunların hepsi başımıza geliyor. Ve o yüzden tam olarak bunları yapıyorlar. Çünkü dediğim gibi artık halka ait bir yönetim yok. Halkın değil bu yönetim. O yüzden aldıkları yer burası, o yüzden safları da belli. Peki. Şimdi Can Atalay'ın aradan